GCM Forex'ten herkese merhaba. Gün ortasında piyasaları teknik açıdan incelediğimizde genel anlamda dolar endeksindeki fiyatlamaların inceleyeceğimiz finansal araçlar üzerinde etkili olduğunu söyleyebiliriz gün ortasına kadar. Dolar endeksini saatlik grafikte incelediğimizde özellikle Avrupa seansının başlangıcı ile itibaren başlayan bir düşüş hareketi gerçekleşmiş olduğunu gördük. Bunun da birçok paritede ve MTA'da fiyatlamalar için etkili olduğunu göreceğiz. Dolar endeksini tekrar günlük grafikte incelediğimizde yükseliş kanalının hala güncelliğini koruduğunu görüyoruz. Burada da kanal alt noktası olarak dünün dip noktası 8043 seviyesinin hala geçerliğini koruduğunu görüyoruz. Düşüşlere rağmen bu yükseliş kanalının güncelliği unutulmamalıdır işlem stratejisi oluşturulurken. Euro dolar paritesine baktığımızda Günün yükseliş ağırlıklı geçtiğini görmekteyiz FOMC toplantısı öncesinde. Burada 4 günün zirvesi durumundaki ve bant hareketinin üst noktası durumundaki 1.3587 seviyesi altında kalındığı müddetçe aşağı yönlü baskıların ön plana çıkması yönündeki beklentimiz hala sürmektedir. Aşağı yönlü baskıların 1.35 seviyesini, düşüşlerde 1.35 seviyesini hedeflemesi muhtemeldir fakat kalıcı düşüşler için Önceden de belirttiğimiz gibi 1.35 seviyesinin kırılmasını beklemek gerekmektedir. Paritede tekrar yukarı yönlü hareketlerin gerçekleşebilmesi için öncelikle dolar endeksindeki düşüş hareketinin devamlılığının da sağlanması gerektiğini söylememiz gerekiyor. Burada 1.3587 seviyesinin açılmasıyla bu bariyerin geçilmesiyle beraber tekrar 1.3648 seviyeleri gündemimize gelebilecektir sterlin dolar paritesinde özellikle İngiltere Merkez Bankası son toplantısına dair tutanaklarla birlikte bir aşağı yönlü hareketin gerçekleşmiş olduğunu gördük ki bu da yine zirveye yakın bölgelerden gerçekleşen bir dönüştü. 1.70-10, aralığının oldukça kritik olduğunu biliyoruz. Bu bölgenin her denenişinde, her yaklaşmada tekrar satış baskılarının devreye girdiğini görmüştük daha önceki süreçte. Burada düşüşlerin devam edebilmesi için satışların ağırlık kazanabilmesi için 1.69.20 seviyesi bizim için bir kontrol noktası durumundadır. Bu bölgenin kırılmasıyla birlikte 1.68.50 seviyesine doğru hareketlenmeler takip edebiliriz. Yurt içi piyasalara baktığımızda dolar tl paritesinde yukarı yönlü hareketlerin gerçekleştiğini görmüştük hafta başından bu yana özellikle. Burada akşam gerçekleşecek, bu akşam gerçekleşecek FOMC açıklamalarıyla birlikte paritede önemli bir karar aşamasında olduğumuzu söyleyebiliriz. 2.15 bandı, 2.15 ve 2.17'nin oluşturduğu band veya 2.12 2.15 aralığının devam edip etmeyeceğine dair bir karar aşamasının gerçekleşmesi beklenebilir bu akşamki açıklamalar paralelinde. Kısa vadede incelediğimizde 214 günün dip noktası olan 214 35 üzerinde yukarı yönlü baskıların 214 42 seviyelerini 215 42 seviyelerini hedeflemesi beklenebilir. Fakat günün ağırlıklı olarak satış yönlü ilerlediğini de görüyoruz. Satışların devam edebilmesi için de 214 seviyesinin kırılması gerekmektedir. Fakat genel görünümün yukarı yönlü devam ettiğini hala söyleyebiliriz. Dolar yen paritesine baktığımızda, 4 gündür e, takibini sürdürdüğümüz e, 101.60-102.15 bandının dünkü yükselişle beraber kırılmış olduğunu görmüştük. Burada 102.15 üzerindeki hareketler, 102.15 üzerinde kalma çabası kanal üst sınırı olan lira doğru hareketler gerçekleşmesine neden olabilir. Düşüş yönlü beklentilerin tekrar canlanabilmesi içinse band hareketini tekrar aktif olarak çalışması gerekmektedir ki bu durumda da 102.15 seviyesinin kırılmasını görmemiz ve buradaki satışların kanal yönlü satışların tekrar devreye girdiğini görmemiz gerekiyor. Euro yen paritesine baktığımızda uzun bir süre takibini gerçekleştirdiğimiz ve 200 günlük basit hareketli ortalamayla destek bulan yükseliş kanalının kırıldığını ve bu kırılma sonrasında bir bant hareketinin oluştuğunu görmüştük. Bu bant hareketinden çıkış çabası 137.70 seviyesiyle birlikte destek bulmaktadır. Fakat daha kalıcılık için özellikle kanal içine dönme çabasını görmek için 138.65 seviyesi üzerinde kalıcı olması gerekmektedir paritenin. Bu durumda 200 günlük basit hareketli ortalamanın da aşılmasıyla beraber alıcıların daha rahatlıkla paritede strateji oluşturmaları sağlanabilir. Bunun dışında Tekrar düşüş beklentisi oluşturabilmek için bant hareketinin dolar yene benzer bir şekilde tekrar aktif olarak gündeme gelmesi gerekmektedir ki bu da 138.65 seviyesinden dönüşleri zorunlu kılmaktadır. Bu şart sağlandığı takdirde 137.70 seviyesine doğru tekrar fiyatlamaların gerçekleşebileceğini söyleyebiliriz. Fakat daha kalıcı düşüşler için önceden de belirttiğimiz gibi 137.70 seviyesinin kırılması gerekmektedir. Ham petrol fiyatında hem teknik hem de makroekonomik gelişmeler nedeniyle oldukça kritik bir gün geçirdiğimizi söyleyebiliriz. FOMC açıklamalarıyla beraber dolar üzerinde fiyatlamaların artabileceği beklenebilir. Bununla beraber Türkiye saatiyle 17.30'da da ham petrol ABD'nin ham petrol stok verisi açıklanacak. İki taraftan da hem ham petrol hem dolar tarafından da fiyatlamaların artabileceğini söyleyebiliriz. Teknik görünüme baktığımızdaysa 105-20 seviyesinin geçilmesi sonrasında bir sıkışık hareket, toparlanma hareketi sonrasında sıkışık bir hareket gerçekleştiğini görüyoruz gün içerisinde. Gün içinde 106-44 seviyesi altında bu toparlanma hareketlerinin sürmesi yani satış baskılarının ağırlık kazanması beklenebilir. Fakat burada hedeflenebilecek seviyenin 105-20 seviyesinin oldukça kritik olduğunu hatırlatmakta yarar var. Tekrar yukarı yönlü hareketlerin beklenebilmesi içinse günün aynı zamanda zirve noktası olan 106.44'ün geçilmesi gerekmektedir. Ki bu da yaklaşık 9 ayın en yüksek noktası olan 107.66'ya doğru tekrar fiyatlamaların gerçekleşmesine katkı sağlayabilecektir. Altın fiyatına baktığımızda ise düşüş trendinin hala devam etmekte olduğunu fakat son günlerde yaşanan yükseliş trendini de takip etmek gerektiğini söyleyebiliriz. 1273 seviyesi üzerinde dünün zirve noktası olan 1273 seviyesinin geçilmediği takdirde aşağı yönlü baskıların tekrar hakim olması beklenebilir. Gün ortasına kadarki süreçte satış ağırlıklı devam eden altın fiyatının dolar endeksindeki hareketlere bağlı olarak bir miktar toparlanma yaşadığını gördük. Kısa vadede incelediğimizde bu yükselişin devam edebilmesi için 1273 seviyesinin geçilmesi gerektiğini ifade edebiliriz. Bunun dışında genel beklentimiz 50 günlük basit hareketli ortalamanın destekli modda olduğu düşüş kanalı yönünde aşağı yönlü baskıların aktif olması durumunda. Bununla beraber düşüşlerin devam edebilmesi için kanal alt noktası olarak belirleyebileceğimiz 1264.50 seviyesinin kırılması gerekmektedir ki bu da 21 günlük basit hareketli ortalamaya tekabül etmektedir şu an. Piyasalarla ilgili teknik e, görünüm şu ana kadar bu şekildedir. Herkese başarılı işlemler diliyorum.